Merhabalar Hinerli Kadınlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün el açması ıspanaklı börek tarifim var. Çok güzel, çok lezzetli oldu. İster sahura ister akşam yemeğine yapabilirsiniz. Hemen hamurunu hazırlayalım. 5 su bardağı un aldım, yoğuracağım kaba. 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Şimdi su kullanacağız. Ben önce 2 su bardağını ekledim. Bir elimle yoğurmaya başladım. Sonradan da çok az daha ekledim. Kıvamına bakarak e, orta sertlikte bir hamur yapacağız. Çok yumuşak olmayacak ama çok sert de olmayacak. Mayasız bir hamur yoğuruyoruz. Şimdi e, yoğuracağım kabın altına çok az 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 ekledim. Çok eklemeyin. E, toplamda iki buçuk su bardağı kadar su kullandım. Böyle hamuru lehenin içerisinde bir toparladım. Daha sonra masaya alıp elimle güzelce yoğurdum. Hamuru ne kadar güzel yoğurursanız açarken de o kadar kolay açarsınız. Bakın daha fazla su eklemeyeceğim. Hani iki buçuk bile kullanmadım. Şimdi masaya alıyorum. Ve artık yoğuruyorum elimle. böyle elinizde zaten yapışmayacak. Bırakacak elinizi. Ben böreğimi ıspanaklı yapacağım ama dilerseniz kıymalı, patatesli, pırasalı, patlıcanlı istediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz iç malzemesi olarak. Benim ıspanaklarım köyden gelmişti. Çok güzel tazecikti. Böyle börek yapmak istedim. Bakın böyle elimle yoğuruyorum. Hamuru şimdi leğene alacağım. Ben iç malzemeyi hazırlayana kadar dinlendireceğim. Bir 10-15 dakika dinlenmesi yeterli. Gördüğünüz gibi ıspanakları yıkadım. Süzgece aldım. Çok tazeler benimki böyle su gibiydi. Sadece uç kısımlarını kopardım. Ve sap kısmını biraz daha böyle küçük doğradım. Ee, yapraklı olan kısmı büyük büyük doğrayabilirsiniz. Zaten çok taze. Hemen pişiyor yapraklı olan kısmı. Ama sap kısmı e, daha geç piştiği için onları daha küçük doğradım. Videomu buraya kadar izlediyseniz hemen küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma halen abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomun altında beğeni ve yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Hemen şimdi iç malzemesine tekrar dönelim. Tavaya 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı veya sıvı yağ ekleyelim. 2 tane yumurta pişireceğim yağ ısınsın ve içerisine koyalım. Şimdi hani bazı insanlar biz mesela Osmaniye'de soğan, salça kavuruyoruz ve o ıspanağın içerisine ekliyoruz. Ama mesela Kırıkkale'de de böyle bu şekilde yumurta pişirerek koyuyorlar ıspanağın içerisine. İsterseniz peynir ekleyebilirsiniz. Ben bu şekilde sevdim, beğendim. Evlendikten sonra yedim bu yumurtalı karışımı ama gerçekten güzeldi. İlk duyduğunuzda biraz değişik gelebiliyor. İsterseniz deneyebilirsiniz. Gerçekten güzel oluyor. Böyle yumurtayı pişirdim. Şimdi bütün malzemeyi koyacağız. Ispanakları ekledim. Öncelikle lehen küçüktü. Büyük bir lehen aldım. Pişirdim. Yumurtayı ekliyorum. Tuz ekleyelim. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar tuz ekledim. Biraz daha yağ gezdiriyorum. Şöyle yarım çay bardağı kadar daha yağ koydum. Benim ıspanaklarım biraz fazlaydı. Yarım çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı da kırmızı toz biber ekledim. Acı seviyorsanız acı da ekleyebilirsiniz ama benim çocuklarım yiyemez diye biz eklemedim ben. Böyle karıştırıyorum. Güzel böyle parlak yağlı bir iç hazırlayacağız. Evet iç malzememiz de hazır. Şimdi artık hemen hamuru alalım. Küçük küçük bezeler yapalım hamurdan. Yumurta büyüklüğünde aldım. Aslında önce ben bir tane büyük yaparım diye düşünmüştüm gözleme gibi ama sonradan ondan da vazgeçtim. Hepsini börek yaptım. Bakın küçük parçalar halinde alıyorum. Burada örneğin tavada pişireceksiniz, tavanın hani büyüklüğüne göre yapabilirsiniz hamurlarınızı. Ben bu sefer gözleme tavasında pişireceğim, e, gözleme sacında pişireceğim. Onu da ilk defa aldım aslında, hani ilk defa kullanacağım. E, çok şey yapamadım, hani ayarını tutturamadım. Bimden almıştım. Bu sefer onu denemek istedim. Tavaya elim daha iyi alışmıştı. Böyle hazırlıyorum bütün hamurları. Şimdi artık kenara alıyorum ve bir tanesini alacağım açmaya başlayacağız. Un kullanarak açacağız. Ee, çok kalın yapmadım ben. Hani biz böyle daha ince seviyoruz. Böyle her tarafını ince bir şekilde açtım. Özellikle kenar kısımlarını hep böyle kenarlarını oklava ile incelttim. Şimdi iç malzemeden koyacağım. Yarısına koyacağım. Daha sonra kapatacağız. D şeklinde yapacağım böreğimi. Böyle yerleştiriyorum üzerine kapattım. İsterseniz elinizle bastırabilirsiniz. İsterseniz de böyle tabağın arkasıyla kesebilirsiniz. Fazla kısımlarını hem böyle birleşmiş oluyor. Hemen bir tane de yakından göstereceğim. Ben biraz yaptıktan sonra pişmeye, pişirmeye geçirdim, e, geçtim. 3 tane falan pişti saçta o yüzden biraz biriktirmem gerekiyordu aslında 2 kişi yaptığınızda bu tür şeyler daha kolay oluyor ben yalnız yaptığım için biraz zor oldu hem bir taraftan video çekerken şimdi hazırlayacağız ve saçın başına geçeceğim böyle fazlalıklarını aldım ve artık pişirelim Gördüğünüz gibi bu sacı kullanacağım. Birçok markette de varmış aslında. Ben bimde bim görmüştüm. Saç ısındıktan sonra böyle böreği bıraktım. 3 tane sığdı benim saca. Çok üst üste koymadım. Böyle yerleştirdim. Aslında bu saçı da biz şey yapacağız. Erişte yapacağız inşallah. En çok onun yüzden aldım. Erişteyi böyle yaptığınızda kurutması zor oluyordu. Bunda yapıyorlarmış. Böyle bir hemen ters düz yaparak çok kolay oluyormuş. İnşallah bunu da deneyeceğiz. Bakın bir tarafı piştikten sonra diğer tarafını çevirdim. Birkaç defa ters düz yaparak kızartın. Ben böyle bakın güzelce pişirdim ve artık börekleri alacağım. Şimdi börekleri aldıktan sonra isterseniz böyle bırakabilirsiniz. İsterseniz tereyağı sürebilirsiniz. Üzerine ben birazını da sürdüm. Sürdüğünüz zaman daha lezzetli oluyor. Ve bugünlük tarifimin sonuna geldim. Videomu kapatmadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, zil sesini açmayı, videolarımı beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. İnşallah bu tarifi siz de dener ve beğenirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.